LGS'ye son 28 gün. Artık bayram geliyor. Arefe günündeyiz. Hiç endişelenmemize gerek yok. Esas bayramımız bizim. Tabii ki de LGS'den sonra olacak. Oh be diyeceğiz. Kurtulduk bu sınavdan. Hadi oradan git diyeceğiz ve sonrasında da güzel güzel tercihlerimizi yapacağız. Harika okullara gireceğiz. Günün sözüne baktığımızda hayatınıza kazanmadan önce zihninize Kazanmak zorundasınız. Evet hayatınıza kazanmadan önce zihninize kazanmak zorundasınız. Bu ne demek? Yani öncelikle siz inanmalısınız. Ya kardeşim LGS'yi ben alt edeceğim. Ben matematikte, fende, türkçede, inkılap tarihinde, İngilizce, dinde hepsini çok güzel bir şekilde yapabildiğim kadarıyla, ulaşabildiğim netler kadarıyla yapacağım demeniz gerekiyor. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Mesela önümde şöyle bir sıra sonucu görüyorum mesela. Bak 455 puan almış. Of! 360 kilo. Ama yani fen lisesine girmiş ama bakar mısın matematikte dört tane boşu var yanlışları var fende iki yanlışı var dinde yanlışı var İngilizce yanlışları var ama girmiş adam yarmış geçmiş belki de bir kız öğrenci bilmiyorum. Dolayısıyla bir kere siz kazanacağınıza inanacaksınız yanlışlarınız olabilir boşlarınız olabilir matematikte çok olabilir Türkçe olabilir ama bir şekilde çalışıp gireceksiniz ne yapacaklar liselere biz mi gireceğiz yani ben mi gireceğim hayır siz gireceksiniz hadi bakalım günün yorumuna baktığımızda Rabia Elif Başarır soyisine bakar mısınız lütfen başka bir şey söylemiyorum. Soy ismine bakar mısınız? Hiçbir şey söylemiyor. Başarır yani. O yüzden yani yorumları okuma bile gerek yok Rabia'cığım. O yüzden tebrik ediyorum seni. Şaka okuyalım hadi neyse. İnşallah istediğimiz liseye gideriz. Arkadaşlar lütfen beğenin. Tamam beğenelim. Ben de beğeniyorum. Matematik çözerken zorlanıyorum ne yapmalıyım? Arkadaşlar bununla alakalı zaten sizlere defalarca tos yöntemini söylemiştik. Bir kez daha söylüyorum. Ama bunun haricinde hocam tos yöntemini 50 kere söylediniz. Artık Ramazan bitti. Hala tos 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 deyip durmayın. Şimdi önce temel sonra orta sonra sınav tarzı sorular çözebilirsiniz. Ama diyelim ki direkt sınav tarzı sorular çözmeye başladınız. Matematikte deneme çözüyorsunuz. Geldi önünüze böyle kazığı kule aziz ile aziz uzun uzun sorular. Bu durumda bir kere sorudan korkmayın. Ben nasıl yapabilirim diye bulmaya çalışın. Bulamadınız, süre verdiğiniz olmadı sorunun çözümünü izleyin. Ve sonra aradan birkaç gün geçtikten sonra o soruyu bir daha çözün. E hocam ben biliyorum cevabını ama bu sefer seçenekleri kapatıp çözün. Yani çözdünüz, yapamadınız. Cevap B çıktı, yapamadınız. Birkaç çözümünü dinlediniz. Birkaç gün sonra çözümünü kapatıp seçenekler olmadan bir daha çözmeye çalışın. Emin olun çok ciddi bir şekilde artış göreceksiniz. Ha, saat kaçta uyanmamız daha iyi olur? Sınav sabahleyin olacak. Dolayısıyla erken kalkan işine şeker katar. aşına erkenden kalkın. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Hemen sıkı sıkı ders çalışmaya başlayın. Zaten yarın da bayram. E, erken kalkmamız gerekiyor. Haftada 3-4 deneme çözmek az mı olur? Hayır az olmaz. Bence çok iyi. Bir gün deneme çözüp sonraki gün çözdüğümüz denemede yanlışımız çıkan konuyu tekrar etsek bize faydası olur mu? Mükemmel faydası olur. Harika bir şey Rabia. Zaten soy isminden belli ya. Bak şurayı şöyle gösteriyorum. Başarır. İnşallah da hem Rabia hem de sizler de başaracaksınız. Ee, İnkılap ve İngilizce ezberimizi güçlendirmek için ne yapabilirim? Arkadaşlar duvarınıza asın. Poster yöntemini uygulayın. Gerçekten de poster yöntemi çok iyi bir şey atıyorum banyoya alsın, atıyorum mutfağa alsın. Mutfakta oturuyorsun ya böyle tost diyorsun, bir şeyler yiyorsun ne bileyim. Tabii tost derken bunu kastetmiyorum. Normal kaşarlı ve hatta domatesli peynirli tostu kastediyorum. Yerken böyle aa orada bir İngilizce kelime var. Aa orada işte ilk inkılaplarla alakalı atıyorum. İnkılaplar çıkmıyor ama şimdi. işte savaşla alakalı bir harita var. O sizin gözünüz önünde durduğu zaman mesela şuradaki haritalarımızdan örnek vereyim. Ya da mevsimler ve iklim konusu da olabilir. Fendeki. Burada harita önünüze duruyor ya. Aa ben bunu görüyorum ya. Lozan Anlaşması çıkmıyor sınavda ama Sevr burada. Türk tapusu nedi, işte Batı Cephesi. Bak birinci növü buradan tamam. Aa siyasi başarılar. Askeri başarılar. Bunları gördün. O anda zihninde kalır ve unutmazsın. Hani markaların böyle çikolata markalarını düşün. Dondurma markalarını düşün. Her yerde reklam var. Biz onu görünce ben dondurma mı alıyoruz? Hayır. O bizim aklımız yerleşiyor. Gel buraya. Beni unutma. Markete gittiğinde beni hatırla diyor. İşte biz de evimizin farklı yerlerine bunları asabiliriz. Hocam telefondan soru çözmek test kitabından çözmeye kadar faydalı olur mu? Eğer test kitapların bittiyse tabii ki telefondan çözebilirsin. Ama test kitapların bitmediyse hala varsa öncelikle oturup da şöyle önüne kitabı açıp güzel güzel çözmenin çok daha faydası var. Çünkü sınavda senin önüne bir kağıt verecekler. Telefondan çözdürmeyecekler. LGS son tekrar videoları ne zaman gelecek? Arkadaşlar çarşamba günü geliyor. Bomba gibi giriyoruz. Bunlar alakalı zaten e, dün canlı yayınımızı yaptık. Sizleri en iyi liselere inşallah ee, sokmak için gayret göstereceğiz. Sizler de lütfen biz kapıyı açtıktan sonra içeriye girin. Hadi bakalım diyelim ve başaralım. Bize her zaman yardımcı oluyorsunuz. Çok biz teşekkür ediyoruz arkadaşlar sizlere. Gün okuluna baktığımızda Adana, 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 Anadolu sesi diyoruz. Gerçekten de patlıyor herkes. Mükemmel bir ortam. 2.16 tıp 57 tane. Mühendislik 30 tane. Amacınız ne sizin? Ya bu kadar da patlıyor derken yanlış anlaşılmasın. Kimya laboratuvarında deney yapılıyor. O sırada patlamalar yaşanıyor. Onu kastediyoruz. Sakın endişelenmeyin. 4 yıl İngilizce eğitimi tebrik ediyoruz kendilerini. Sizlere hak ediyor arkadaşlar. Adana'daki Maraş'taki, Andırın'daki, işte ne bileyim Malatya'daki, İskenderun'daki bütün çalışkan öğrenciler veya başka illerdeki bütün çalışkan öğrencileri hak ediyor. Benim de buradan çok mezun olmuş çok başarılı bir arkadaşım var. Cerrahpaşa İngilizce Tıp bitirdi, doktor oldu. E ee, tabii şimdi artık hocam bir adam oldu ama o da buradan mezun. Gerçekten karizmatik bir okul. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yarın bayram ama esas bayramımız LGS. Unutmayın lütfen.